Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca. 40 soru serisi problemler kampında kaldığımız yerden devam ediyoruz ki bu video bizim için aşırı derecede önemli. Çünkü artık bu video bittikten sonra kampı da yarılamış olacağız. Evet bir gün bitireceğimizin de haberini vereceğiz ama şu an yarılamak bile ciddi anlamda üzdü arkadaşlar. Çünkü artık kitabımızın yarısına gelmiş bulunuyoruz. Evet. 20. test sevgili arkadaşlarım. Zaten kitap 88 sayfadan oluşuyor, değil mi? O halde 44'te mi bulmamız gerekiyor? 20. test arkadaşlarım 44 ve 45. sayfalarda bulunuyor. 44 ve 45. sayfalardan da sana çok güzel sorular işaretli diyeceğim. Hazırsan o soruların numaralarını veriyorum. Birinci soru, ikinci soru, 6 ve 8. soruları mutlaka işaretle. Diğer sorular hocam kötü mü? Diğer sorular kötü değil mesela örnek veriyorum 7'yi işaretle demedim ama 7. soru da mükemmel bir soru hatta ve hatta ÖSYM'nin direkt soracağı türden bir soru ama işaret koydurmadım çünkü zaten 7. sorunun benzerini ÖSYM geçen yıllarda sordu 2018 olması gerekiyor sordu daha sonrası 3. soru mesela ÖSYM sordu daha önceki yıllarda sordu ama biz ne diyoruz? Biz çıkmış soruları sevgili arkadaşlarım sizlere işaret koydurmuyoruz çıkabilecek tarzı olanların soruların e, başlarına işaret koyduruyoruz. Sen o soruların başlarına işaretini koy. Tamam mı? ÖSYM'den sınavından sonra yani YKS'den sonra, TYT'den sonra, MS'den sonra bana dua edebilirsin. Evet. 40 soru serisi problemler fizikülümüz sevgili arkadaşlarım. Açıklama kısmında linki mevcut. Dilediğin zaman girip bakabilirsin. Hatta ve hatta tekrar ediyorum. E, şu 40 soru serisi TYT Matematik kitabımızla birlikte şu an inanılmaz derecede indirimde. Özellikle bazı web sitelerinde, alışveriş sitelerinde sevgili arkadaşlarım. Videoda söylemeyeyim reklam gibi olmasın. Sen girip yazıp bakabilirsin. Yani iki tane kitap toplamda 168 sayfa inanılmaz uygun fiyatlara gençler. Şu devirde, şu ekonomik krizde sevgili arkadaşlar. inanılmaz derecede cüzi miktarlara ki öğrenci dostu fiyatlara satın alabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Fotokopinin neredeyse belki de yarı fiyatına bile geliyor olabilir. Yani. Evet gençler, 20. testteyiz. Artık başlayacağız. Abone olduysanız ve videoyu da mutlaka beğenin çünkü beğeneceğiniz sorular çözeceğiz ve çok güzel anlatacağım. Videoyu da beğendiyseniz geçebiliriz dersimize. karşımızda ilk sorumuz. Çorum'daki kuru yemiş imalatçısı Hasan Bey elinde bulunan 200 kilogram leblebiyi Konya'daki kuru yemişçi Mehmet Bey'e 3, 5 ve 6 kilogramlık kutulara koyup kargolayacaktır. Pekala. Bu kargolama işlemi için aşağıdaki tarifeye göre anlaşma yapılmıştır. Mesela 3 kilogramlık bir e, kutuyu kargocu 8 liraya 5 kiloluk kutuyu kargocu 10 liraya ve 6 kiloluk kutuyu da kargocu 12 liraya gönderiyormuş arkadaşlar. Pekala bu anlaşmaya göre toplam 42 kutu gönderip kargo şirketine 428 lira ödeyen Hasan Bey'in hazırladığı kutuların kaç tanesi 6 kiloluktur diye soruluyor. Şimdi bizim kaç tane kutumuz var örnek veriyorum şundan x tane anlaşmasına göre bundan x tane bundan y tane bundan da z tane göndermiş olsun. Toplam x artı y artı z bize neyi verecektir arkadaşlar? 42'yi verecektir. Toplam 42 kutu gönderdi çünkü. Pekala toplamda ödenen tutar ne? 428 lira. Şimdi ama şöyle de bir durum var. Ben bundan önce toplam ödenen tutardan önce sana şunu söylemek istiyorum. Burada 200 kilogramdır leplebi. 200 kilogramdı. Peki ben bunların kilosunu nasıl bulurum? Yani X tane bu paketten varsa her biri 3 kiloluktu. Dolayısıyla 3x kilogramdır. Artı burası 5y kilogramdır. Ve artı burası da 6Z kilogramdır. Bunu da yazalım ki 6Z toplamda ne yapacakmış? 200 kilo yapacakmış. Peki bir de bunun fiyatıyla alakalı bir durum var. 428 lira sıra 10'da. 8 ile x'i çarparsam 8 x lira buraya öder. Artı 10 ile y'yi çarparsam 10 y lira buraya öder. Ve son olarak 12 ile z'yi çarparsam 12 z lira da buraya ödeyecektir. Ve toplamı dediği tutar 428. Şimdi ben burada 3 tane değişkenimin olduğunu biliyorum. Bak çok iyi dinle. 3 tane değişken var. Eğer 3 tane değişken varsa ki katsayıları sayıları birbiriyle orantılı olmayan 3 tane değişken varsa ve elinde 2 tane denklem varsa bil ki, bil ki çözemezsin onu. Bak imkanı yok çözemezsin. 3 tane değişken varsa en az 3 tane denkleme ihtiyacın vardır senin. Bundan yola çıkarak bu işlemleri yapacaksın ve 3. denklemi bulduktan sonra tamam diyeceksin artık doğru yoldayım. Peki ben bu denklemden x, y, z'yi nasıl bulurum? Hocam öncelikle şuraya dikkat et. 5y var 10y var 6z var 12z var. İkişer katımı, mı ikişer katı ama x bunu bozuyor. O halde ben şunu 2 ile çarpayım ve diyeyim ki 6x artı 10y artı 12z eşittir 400 diyelim. Ve şimdi de gel üsttekinden alttakini bir güzel çıkaralım. 2x burada kalır burası artık gitti. 2x eşittir kaçmış 28 o zaman ben x'in kaç olması gerektiğini anlarım. 14'ün ta kendisi şimdi burası 14 ise. Bu 14'ü ben 42'nin yanına postalarsam y artı z eşittir 28 olacaktır ve artık bayağı bir kısalttık soruyor. Y artı z'nin ben ne olması gerektiğini buldum 28. Şimdi istediğimiz bir tanesinden mesela şuradan. 3x 3 kere 14'ten bize 42'yi verir. Artı 5 tane y ve artı 6 tane de z eşittir 200 yapıyordu. E hocam buradan 5y 5y Artı 6z eşittir. 42'yi karşıya fırlatırsam 158 gelecektir. E ben bir de y artı z'nin 28 olduğunu biliyordum ya bunu 5 ile çarpıp bunun altına yazarsam. Yani 5y artı 5z eşittir. Ne olacaktır 5 kere 28'den? 140 olacaktır. Üsttekinden alttakini bir güzel çıkarırım. Ve böylelikle 5y'ler gider z'nin 18 olması gerektiğini bulurum. Şimdi Hasan Bey'in hazırladığı kutuların kaçı 6 kilogramlıktır diye sormuştu. Ben 6 kilogramlık olanlara Z tane demiştim. Z'yi de bulduğuma göre artık cevabı bulmuşum ben. O halde doğru cevap tabii ki de C şıkkıydı sevgili gençler. İşaretleyin dediğim sorulardan bir tanesiydi. Çok güzel bir soruydu. Sen de eminim ki buna katılıyorsun. Geçelim ikinci sorumuza. Fasikülümüzdeki 154. soru aynı zamanda. Koli almak için markete giden Zeki Markette bulunan A, B, C ve D kolilerinden almıştır ki işaret koyun dediğim ikinci soruydu bu. Şimdi A kutusu, B kutusu, C kutusu bir de D kutusu var. Tamam mı? A kolisinin fiyatı 2 liraymış arkadaşlar. 2 TL. B kolisinin fiyatı 1,5 TL'ymiş. C kutusunun, C kolisinin fiyatı 1 TL. Ve D, D'ninki de 50 kuruş. Yani 0,5 TL diyebilirim. Pekala. Zeki 12 tane D kutusu almış. Bundan 12 tane almış arkadaşlar. Pekala. Diyor ki Zeki'nin aldığı B kolisi sayısı A kolisi sayısının 6 katıdır. Yani bundan X tane aldıysa eğer. Bundan 6 X tane almıştır. Doğru mu? Valla gibi doğru. Peki devam edelim. Bir daha okuyalım. Diyor ki Zeki'nin aldığı toplam koli sayısı 38'tir ve ödediği para 44 liradır. Hmm. Şimdi ben diyorum ki toplamda 38 koli almış ya tüm aldığı kolilerin adedinden ben 12 artı şuradaki 7x'i çıkarırsam eğer 12 artı 7x'i çıkarırsam burası bana 26 eksi -7x 7x'i verecektir ve doğal olarak c kolilerinden 26 eksi 7x tane almıştır diyebileceğim ben böylelikle tamam mı? Burayı nasıl bulduk gençler? Ahanda işte şuradaki işlemle bulduk. Pekala Buna göre Zeki'nin C kolisine ödediği toplam para kaç liradır? Yani bizden bu isteniyor çünkü zaten C kolisi 1 liraydı. E peki gençler şimdi şurası görünmemiş ekranda hemen şöyle kenara çekelim güzel. Şimdi arkadaşlarım ben şunu yapabilirim. Toplamda 38 tane kutu almıştı Koli almıştı ve ödediği parayı da vermiş bana 44 lira. Şimdi ben şunun tanesi 2 liraysa x tane aldıysam ne kadar para öderim 2x. Bunun tanesi 1,5 liraysa ve 6 tane aldıysam toplam bunlara bunlara da 9x lira öderim. Artı bunun tanesi 1 liraysa ve 26 7x tane aldıysam 26 7x kadar para öderim ve bunun tanesi 50 kuruş ve 12 tane aldıysam toplama 6 lira para öderim. Eşittir bu da kaç yapar? 44. Şimdi buradaki sayılardan 26 var, 6 var topladım 32. Bu 32'yi aldım karşıya gönderdim ve böylelikle 2x 9x daha 11x. 7x çıktı 4x kaldı. 44'ten 32'yi çıkardım. 12 geldi. X kaçtır arkadaşlarım? X 3'ün ta kendisidir. Bizden ne isteniyordu? Aha da burası. Demek ki 26'dan 7 kere 3'ü çıkarınca cevabı bulacağım. Yani 26 eksi 21 eşittir 5 yapar. Demek ki C kolelerinden bu zeki dediğimiz arkadaş kaç tane almış? 5 tane almıştır. Cevap da D şıkkıdır gençler. Evet mükemmel bir soruydu. Devam edelim diğer mükemmel sorulara. Bu soru daha öncesinde sınavda karşınıza çıktı. Daha önceki yıllarda karşınıza çıktı. Ama sevgili arkadaşlarım bu yıl çıkmasını beklemediğim için işaret koydurmadım. İşaret koyup koymamak tabii ki sana kalmış şu an. Beğenirsen koy. Bir tüccar aldığı ürünlerin 13 bölü 24'ünü defolu olduğunu görüyor. Tüccar defolu ürünleri %20 zararla. Sağlam ürünleri ise %30 karla satarak 350 lira kar ediyor. Şimdi bak 24 k tane ürün olsun diyelim. Tamam mı? Ve bu ürünlerin her biri de 100 lira olsun diyelim. Anlaştık mı? Neden 24 k tane seçtim? Paydası 24 diye. Pekala bunun 13 bölü 24'ü tabii ki 13 k yapacaktır. Ve bunları da defol olduğu için %20 zararla satıyor. Yani 80 liraya satıyor. %20 düşürdüm fiyatını. 80 liraya sattı. Ve sağlam ürünleri de sağlam ürün kaç tanedir? 11K tanedir. Ve bunları da %30 karla satıyor. Yani 130 liraya satıyor. Pekala. Diyor ki 350 lira kar elde etmiş. E şimdi bakalım. Şuradan ne kadar para kazanmış? 80 kere 13. 8 kere 13 bize 104'ü verir. Demek ki buradan 1040 lira kazanmış arkadaşlar. 1040k lira diyelim. Ve buradan da 11 kere 13 143 yapacağı için 1430k lira kazanmıştır diyeceğim. Eğer bunları çarparsam. Toplamda elde edilen para 2470k liradır. Şimdi geldim buraya bu ikisini çarparsam ben bu ürünleri ne kadar mal etmiştim ne kadara mal etmiştim 2400k liraya mal etmiştim. Peki buradaki fark ne? Karımız ne? Buradaki fark bize karı verir. 2470'ten 2400'ü çıkardım. 70k kaldı. İşte bu da 350 liranın ta kendisiymiş. Çünkü bana 250 350 lira kar ettiğini söylemişti. Demek ki k buradan kaç geliyormuş? 5. Şimdi diyor ki bana. Buna göre bu ürünlerden defol olanları hiç satmayın. Diğerlerini yani sağlam olanları %50 karla satsaydı. Yani şuradakilerin sağlamların 11K'ların 11 çarpı K'ların tamamını %50 kar olarak 150 liraya satar. Ne kadar zarar ederdi diye soruyor. 11 kere 15 kaç yapar? 165 yapar. 165 yani 1650K. Şimdi biz 2400K lira ya mal etmiştik. 1650K lira para kazandık. Peki bu aradaki fark ne? 750K'dır bu aradaki fark. Ve ben K'yı 5 bulduğuma göre bu fark da bize zararı veriyor ha. 750 ile o halde 750 ile ben gider 5'i çarparım cevabı bulurum. Bu da bana 3750'nin ta kendisini verir. Demek ki sevgili arkadaşlarım 3750 lira zarar edecektik deriz. 156. sorumuzda isfasikülde yani bu testin 4. sorusu 20. testin 4. sorusundayız arkadaşlarım. Bir yarış düşünün. Bir yarışta sabit hızlar ile yarışan. Bu arada bakıyorum 156. soruda değiliz aslında. Öyle miyiz? Bakıyorum öyleyiz evet. Kusura bakmayın. Ee, 11 ile 40, 156, 20 test desek 8, 160 oluyor. Aa, aslında doğru ya. Doğru doğru. 156. sorudayız. Nasıl oldu anlamadım ama. Neyse. Orayı hiç karıştırmayalım gençler. Bir yarışta sabit hızlar ile yarışan 3 adetten, bak. Bu soru var ya çok meşhur bir soru. Abartısız söylüyorum. Bütün soru bankalarında vardır. Abartısı söylüyorum. 3 tane 4 tane girdiğin denemenin her birinde bu sorudan vardır. Abartısı söylüyorum. Eğer bir kursa bir koleje bir dershaneye şuraya buraya gidiyorsan dağıtılan yaprak testlerin içerisinde mutlaka vardır bu soruda. Tamam mı? Her yerde karşınıza çıkar. Ve anlaması çok nasıl diyeyim güçtür. Tamam mı? Çünkü bunun çizimini yapmaktır şudur budur çok güç. Ama ben sana o kadar çok kolay anlatacağım ki çok iyi dinliyorsun tamam mı beni? Ya ne kadar kolaymış diyeceksin bak. Bir yarışta sabit hızlarla yarışan 3 atletten birinci olan atlet ikinci olan atletten 200 metre üçüncüden de 240 metre önde yarışı bitirmiş. Hemen yarış pistini çizdim. Ahan da birinci atlet buradayken ikinci atlet buradaymış üçüncü atlet de şuradaymış. Ve burası 200 metreymiş burası da tamamı 240 metre olduğuna göre burası da 40 metreymiş. Burada birinci var burada ikinci var burada da üçüncü olan atlet var. Daha sonrasında olay şöyle gelişiyor. İkinci olan atlet yarışı bitiriyor ve arasına bir bakıyor ki üçüncü olan atlet aralarında 44 metre mesafe var. Yani üçüncü burada, ikinci buradayken artık birinci burada dinleniyor, çay içiyor. Bu çay molasında. Yani koştuktan sonra da kim çay içer bilmiyorum ama belki ben içerdim ya. Atlet olsaydım yarış bittikten sonra bir çay alayım falan derdim yani. Evet Bak ikinci buradayken üçüncü de buradayken aralarındaki mesafe ne oluyormuş? 44 metre. Tamam şu an soruyu çözdük. Bak %95'i bitti sorunun. Abartısız söylüyorum. Bunu çizebildiysem bitti sorun. Bu yarış pisti kaç metredir? Ayda ulan ne alaka değil mi? Bak ta burayı soruyor bana ya. Ya ben bunu nereden bulayım ya? Bak çok iyi dinle. Çok iyi dinle. İkinci buradayken yarışı bitirmesi için alması gereken mesafe ne kadar? Aha bu kadar. 200 metre ve 200 metreyi koşunca aradaki fark 40 metreyken 44 metre olmuş. Yani 200 metre koşunca ikinci olan atlet 4 metre fark atıyor. Çok güzel. Peki bu yarışı kaç metre farkla bitirdi bu adam? 44. Şimdi 44 metre fark atabilmesi için ne kadar koşması gerekiyor? İşte bu da bana zaten yarış pistini veriyor. Bu kadar basit arkadaşlar. 11 katıysa 11 katıdır diyeceğiz. Cevap 2200 olacak. Yani cevap A şıkkıydı. Anlamadıysan hemen bir daha sardır. Hemen bir daha sardır. Geriye şöyle 2-3 tane tık hareket yapacaksın bilgisayardan. Hemen sardır ve beni bir daha dinle. Çok net anlayacaksın. Bak aşırı derecede net keskin anlayacaksın. Devam ediyorum. fasikülümüzdeki bir diğer soruyla. Beşinci soru. ABC maddelerinden oluşan bir karışımdaki miktarlar ile ilgili. Ahanda bu oranlar verilmiş. Bu karışımdaki B maddesinin yüzdesi soruluyor. Bak. Bu tarz sorular klişe ve klasik sorulardır ama sınav türü sorulardır. Bak A bölü C 13 bölü 15'miş hemen ne diyorsun? Hocam A'yı 13K seçelim. Evet C'yi de 15K seçelim. Evet B'yi de 4K seçelim. Lan bir dakika dur. Şimdi sen bunu bu seçtin bunu bu seçtin de C burada 15K iken C burada 5K niye olmasın? Niye olmasın? Yani C buradaki C ile buradaki C ulan farklı C'ler mi bunlar? Üstteki C'nin suçu ne onu niye almadın? İşte o yüzden haksız ve adaletsiz davranmayacağız. Burası 15 mi? O zaman bunu da 3 genişlet güzel kardeşim. Burası da 15 olsun bak. 15 bölü 12 dersin. Şimdi artık rahatlıkla A'yı 13K seçersin. B'yi 12K seçersin. C'yi de 15K bir güzel seçersin. Tamam bu kadar. Şimdi ben bunları karıştırmışım bir karışım oluşmuş. 12K, 13K daha 25K, 15K daha ne yaptı? 40K yaptı. Şimdi diyor ki B maddesinin yüzdesi soruluyor. Hocam 40'ta 12 ise yüzde kaçtır diye soruluyor. 40'ta 12 ise yüzde kaçtır diye soruluyor bana. O halde yapalım. Ben şurayı 20'ye böldüm 2 burayı 20'ye böldüm 5 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 6 içler dışlardan x eşittir kaç geldi 30'un um ta kendisi o halde doğru cevabımız da a şıkkıdır diyeceğiz sevgili gençler işte bu kadar basitti ya korkmana gerektirecek hata yapmanı gerektirecek hiçbir şey yok. Devam. Altıncı soru. Şimdi altıncı soruyla alakalı. Yine ben sana mahcup olacağım şimdi. Mahcubiyetimi söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bizim kitabımızın ilk baskısı yaklaşık bir ay önce olan baskı var ya. O baskı da gençler. Cevap anahtarı hatalı basılmış. O yüzden eğer ki altıncı soruya böyle uğraşıp da saatler boyu ya ben işte şu buluyorum da cevap şuymuş acaba nasıl olacak falan diye vaktini çaldığım bir öğrenci varsa gerçekten affetsin beni. Yani hakkını helal etsin. Ben bu tarz şeylere çok takığım. Çok takıyorum arkadaşlar. Yani ben oradaki o ince detaya takılıyorum. Yani çocuk şimdi aldı bu soruyu. Senin için 5 dakikanın 10 dakikanın bile ne kadar çok önemli olduğunu ben çok iyi biliyorum. Yani düşünsene belki 10 dakikada 10 dakikada farklı bir şey çalışacaktır. O da senin sınavda karşına çıkacaktı. ve benim yüzümden yapamadım mesela örnek veriyorum gibi. O yüzden hakkınızı helal edin gençler. Eğer uğraşan varsa. Arkadaşlarım bu sorunun cevap anahtarı A olacaktı ama cevap anahtarında yanlış hatırlamıyorsam D görünüyor. Lütfen düzeltin. Tamam. Çok da güzel bir soru. Cevabının bu şekilde hatalı olması beni üzdü açıkçası. Mersin şehir hastanesinde 30 günlük sürede yapılan operasyonlarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Hastanede toplam 51 tane ameliyathane vardır. Her ameliyathanede her, her ameliyathaneye birden 51'e kadar da numara verilmiş. Birinci gün bütün ameliyathanelerde operasyon yapılmış. Her birinde operasyon yapılıyor. Birinci gün bütün ameliyathanelerde operasyon yapılmıştır. İkinci gün 2 iki ve 2'nin tam katı numaralı ameliyathanelerde de operasyon yapılmıştır. Bak şimdi şöyle Birinci gün birin katı olanlarda yapılıyor. Yani her yerde yapılıyor. İkinci günde ikinin katı olan bütün e, numaraya sahip ameliyathanelerde operasyon yapılıyor. Üçüncü günde üçün katı olan yerlerde. Dördüncü gün dördün katı, beşinci gün beşin katı şeklinde devam ediyor. Bu şekilde devam edilerek eninci günün n'nin tam katı olan numaralı ameliyathanelerde mi operasyon yapılmış? En son, en son kırk da bu işi bırakmışlar. Kırkıncı gün aynı mantıklı operasyon yapılmış. Yani kırkıncı gün kırkın katı olan e, numaralarda ameliyat yapılmış. Buna göre kaç numaralı amine, ameliyathanelerde diğerlerinden daha fazla operasyon yapılmıştır. Ha, tek tek yazmamız gerekiyor değil mi? Hadi Allah kolaylık versin. Başlıyorum. Şaka tabii. Ta, şaka. Tamam. Yani böyle bir şey yok. Tam o anda videodan çıkma diye hemen söyledim o şakayı yani. <laughs> Arkadaşım bak hiçbir yazar bir soruyu yazarken şunu düşünerek yazmaz. Ya öyle bir soru yazayım ki ee, çocuk çözemesin. Amacı ne o zaman sorunun? Ya amacı ne bu sorunun ya? Yani ben öyle bir soru yazayım ki çocuk çözemesin. Ya o soru zaten amaçsız bir soru olur. Öyle bir soru yazılıyorsa zaten öyle bir yazar varsa da zaten şimdi söyleyip amaçsız bir sorudur yani. Tamam mı? Yani ne amacı var? Çocuk çözemeyecek. Çözemediği soru tamam hadi eyvallah. Oturdu uğraştı yarım saat 40 dakika. Bir de var ya Tam böyle işlemleri falan da hiçbir şey öğretmiyor çocuğa. Tamamen böyle amelelik usulü bir soru yani. Ben yani ne faydası var? Hiçbir faydası yok. O yüzden sizin de aklınıza bulunsun. Hiçbir yazar bunu yapmaz. Bu soruların mutlaka kolay bir çözümü vardır güzel kardeşim. Şimdi birin katı, ikinin katı. Mesela örnek veriyorum. 24'ü ele alalım. Şimdi 24 numaralı ameliyathanede biz Sadece bir kere mi operasyon yaptık? Hayır. Şimdi birin katı olanlar da operasyon yapılırken birinci gün 24'te yaptık biz bu operasyonu. İki'nin katları yapılırken 24 2'nin katı olduğu için yaptık. 3 numaralılar yapılırken ya yani üçüncü gün yine 24'te bir operasyon yaptık. Dördüncü gün de yaparız diye çünkü dördün katı 24. Ama 5 günde bak 24 yok. 6 güne geçtiğimizde 24'te gene operasyon yaparız. Yani bu şekilde düşüneceğiz. Yani aslına bakarsan düşünmemiz gereken şey şu. 24'ün bölenleri kadar günde 24 numaralı ameliyathanede bir operasyon yapılmıştır. He, tamam o zaman güzel. Şimdi şöyle ben bunları o zaman tek tek saymam. Şöyle yaparım. Hocam 24 dediğimiz sayı 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 değil mi? Evet. Bunun o zaman ben pozitif tam bölenlerini bulurum kaç tane olduğunu. Yani 1 arttırdım. 3'ü 1 artırdım, 4. 1'i 1 bir artırdım. 2 eşittir 8 tane gibi. Mesela burada 8 tane yapılmış. 30'a bakalım. 30 dediğimiz şey 2 çarpı 3 çarpı 5'tir. Yani 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. Üstlerini 1 artırıyorum. 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den 8 geldi bak. Burada da 8 tane yapılmış. Burada da 8 8'di. 32'de 32 2 üzeri 5'tir. Hemen bunu 1 artırırsam burada 6 tane operasyon yapılmıştır. Bu gitti mesela. 32 6'ydı o zaman bu da gitti. Şimdi 36'ya bakalım. Bir tek o kaldı. 36'da 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi değil mi? 2'yi 1 artırdım 3. 2'yi 1 artırdım 3. 9. Yani 9 gün boyunca burada operasyon yapılmış. E buraya bakıyorsun 8, 8 8. 8 8 9 dersem olmaz. Çünkü hepsi aynı değil. O halde 36 numaralı da daha fazla operasyon yapılmıştır derim. Cevabım da sevgili arkadaşlarım tabii ki A şıkkı olur. Diğer numaralarda yani şıklara yazanlara baktık biz de. Diğer numaraları da araştırsan zaten böyle bir daha 9'dan daha büyük olanı bulamayacaksın. Tamam. Ve 7. sorumdayım artık. 7. soru yine güzel bir soru. 2018'de çok benzeri çıkmış. Bardaklı versiyonu çıkmış bir soru. İyi dinlemende fayda var. Birinci, ikinci, 3. şekiller var. Yeliz elindeki özdeş plastik sandalyeleri şekildeki gibi sırayla 3 tane, 4 tane, 12 tane üst üste ve iç içe geçecek şekilde koymuş. Üst üste olan her iki sandalyenin tabanları arasındaki uzaklık da bütün şekillerde birbirine eşitmiş. Yani diyor ki şu iki sandalye arasındaki boşluk var ya bak ben sana şöyle göstereyim. Şöyle yapayım. Heh. Şimdi bak şurası var ya şurası. Bunu biraz ortalayayım şöyle. Şuradan bahsediyoruz. Şu ikisi arasındaki mesafe. Şu ikisi, şu ikisi, şu ikisi arasındaki. Ben bunlara R diyeyim. Tamam Her iki sandalye arasındaki boşluğun mesafesine R diyeyim. Şurada biliyorsunuz ki ee, en büyük sandalye. Daha doğrusu hani mesela şuradan itibaren şöyle bir sandalye var ya burada şöyle. Heh. Şu sandalye var ya en üstte görünen sandalye. O bir tane hepsi görünen sandalyenin boyuna da A diyelim. Tamam şimdi biraz uzaklaşalım şimdi hiçbir şey görünmeyecek çünkü orada. Karalamış gibi bir şey olacağız orada. Tamam şimdi gençler bakın. Üst üste olan her iki sandalyenin tab tabanları arasındaki uzaklık bütün şekillerde birbirine eşittir. İşte biz o şey eşit olana R dedik arkadaşlar. Mesafesine R dedik. Yeliz bu şekillerin yüksekliklerini ölçtüğünde birinci ve ikinci şekillerdeki sandalyelerin yükseklikleri toplamının üçüncü şekildeki sandalyelerin yüksekliğine eşit olduğunu görmüş. Şimdi şurada bak bir tane sandalye tam görünüyor A. E şimdi üç tane sandalye vardı. İkisinde sadece boşlukları görünüyor 2R. Burada bir tane sandalye görünüyor. Diğerlerinin sadece boşlukları görünüyor. 4 sandalye vardı 3R dedim. İşte bu ikisinin toplamı yükseklikleri toplamı 2A artı 5R'yi vermez mi bize verir. İşte bu neye eşitmiş biliyor musun? Üçüncü şekil. Üçüncü şekilde 12 tane sandalye vardı. 12 tane sandalye vardı. Bu 12 tane sandalye varsa eğer bir tanesi tam görünüyordur ki onun uzunluğu da A'dır. Diğerleri yarım yarım görünüyordur. Yani 11R kadar görünüyordur. A'yı bu tarafa attım. A 5R'yi bu tarafa attım 6R mi geldi? Şimdi bizden istenene bir bakalım. Buna göre bir sandalyenin uzunluğu yani A. iç içe geçmiş iki sandalyenin tabanları arasındaki uzunluğun yani R'nin kaç katıdır diyor. Evet burada 6 katı o halde cevabımız ne olacakmış? Tabii ki de A şık olacakmış sevgili arkadaşlar. Ve artık devam ediyorum. 8. örneğimle bu da bizim son sorumuz arkadaşlar. Bu videoda çözmemiz gereken ve bu soruyu çözdükten sonra artık fasikülümüzü ne yapıyoruz? Yarılamış oluyoruz yarısını bitirmiş oluyoruz. Yarısını bitiren tamamını da bitirir. Bu kitabı bitiren problemleri de bitirir sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Ahmet elindeki 324 topu, 324 topu en soldaki torbaya 2 tane top ve her bir torbaya solundaki torbada bulunan top sayısından bir fazla top olacak şekilde en tane torbaya paylaştırmak istemiştir. Ve Ahmet yaptığı paylaşımdan sonra bazı torbaların görünümleri aşağıdaki gibi olmuştur. Şimdi mesela birinci torbaya iki tane koymuş. Buna üç tane buna dört tane. Yani torba numarasının bir fazlası kadar top koymuştur da diyebilir miyiz biz? Evet o zaman eninci torbaya kaç tane top koymasını bekleriz? En artı bir tane top koymasını bekleriz. Ahmet diyor Ahmet. eninci torbaya elindeki son topu koyduktan sonra paylaşım yaparken bir torbaya koyması gereken top sayısının iki katını koyduğunu fark ediyor. Ve bundan dolayı da son torbaya 8 tanecik top kaldığını görüyor. Size 8 tane koyuyor. Peki buna göre Ahmet'in paylaşım yaparken hatalı top koyduğu torba numarası kaçtır? Yani diyor ki mesela örnek veriyorum. 9. torbaya yanlış koydu. 9. torbada kaç tane top vardır? 10 tane. Şimdi bu torbaya bunun 2 katı kadar koymuştur. Yani bir 10 tane daha koymuştur diyor. Tamam, olay bu bak. 10 tane koyduysa 10 tane daha koymuştur. 5 tane koyduysa 5 tane daha koymuştur gibi. Bundan bahsediyor. Şimdi Hocam top kaç tane topumuz vardı bizim? 324. Normalde olması gereken neydi? Buraya 2 tane, buraya 3 tane, buraya 4 tane, en son buraya en artı 1 taneydi. O zaman bir tane de şurada 1 olduğunu düşünseydim ben. 1'den hop en artı 1'e kadar olan sayıların toplamı neydi? En artı 1 çarpı en artı 2 bölü 2 idi. Ve ben 1 olmadığını biliyorum ya o 1'i ben kendim koydum. Demek ki 1'i çıkaracağım. Çıkardıktan sonra da bu neye eşit olacak? 325'e 4'e eşit olacak. Evet. 1'i karşı yazıp atalım. N artı 1 kere N artı 2 eşittir 325 olur mu? Olur. Şimdi aralarında bir fark var değil mi bunların? Aralarında bir fark olup da çarpımları. Ha şu 2'yi karşıya atmadım ki ben. Dur. Sakin. 2'yi şuradaki 2'yi karşıya atarsam Hatta şöyle diyelim bir, bir basamakla yazalım. N artı 1 çarpı N artı 2 eşittir. 2'yi karşı atarsam 650 mi olur? Şimdi aralarında kaç fark var bunların? 1. Aralarında 1 fark olup da çarpımları 650 olan hangi sayılar var? 25 ve 26 var. Küçüğü 25, büyüğü 26. 25 kere 26, 650. Sonra 25'in karesi 625. Bir 25 daha eklersen 26 tane 25 olur. Demek ki n artı 1 Kaçmış? 25'miş. O zaman 50. torba diyor ya burası 24. torbadır. Şimdi peki ben bunun içine normalde 25 tane koymam gerekiyormuş. N artı 1 25 ya. Yani. E 25 tane koymam gerekiyor ama kaç tane koymuşum? 8. Ne kadar eksik koymuşum? 17. İşte o 17'yi farklı bir torbaya koymuş. Demek ki 17'yi 17 tane top koyduğu torbaya koymuş. Ve 17 tane top koyduğu torbanın numarası... 16. torbadır. Anlaştık mı? Anlaştık. E ne diyor? Koyduğu top numarası tabii ki C seçeneğindeki 16 olacaktı sevgili gençler. Evet bu soruya da işaret koydurmuştum hatırlarsan. Ve ciddi anlamda hem MSU'de hem de gençler TET'de karşımıza gelebilecek bir soru. Çok ama çok güzel bir soru. O yüzden tekrar tekrar ben sana söylemek istemiyorum. Ama söylemesem de içim içimi yiyor ne yapayım? Arkadaşlar lütfen sizden ricam aha bu işaret koyun dediğim sorulara o işareti koyun. Sınavdan önce mutlak surette tekrar edin bu soruları lütfen sizden rica ediyorum. Evet gençler sonraki videomuz artık fasikülün yarısını bitirdiğimize göre sonraki videomuz daha da hızlı akıp gidecek. Çünkü hani derler ya çoğu gitti azı kaldı diye hani derler ya sayılı gün çabuk geçer diye. Aynen o duyguları besliyoruz arkadaşlarım. Artık bundan sonrası senin için daha hızlı geçecek. Günler daha hızlı ilerleyecek. Lütfen ama lütfen çalışmalarına dikkat et. Bizleri üzme tamam mı? Kendini de üzme, beni de üzme. Sonraki videoda görüşürüz. Seni seviyorum. Hoşçakal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.